Günaydın. Bugün normalde erken kalkmak istemiştim yani. Erken dediğim de 10'da ve az önce kalktım saat 2:30. Erken kalkmak istememin sebebi de gerçekten artık çok düzensizleşmeye başladım. Hiçbir şey yapamıyorum. Yani yapamıyorum demeyeyim ama bilmiyorum mutlu değil gibiyim. Verim alamıyor gibiyim daha doğrusu. Hani uyumayı çok seviyorum. Bilmiyorum beni rahatsız etmeye başladı ve dün böyle kendi kendime karar aldım. Dedim ki hani erken kalkacağım artık. Şu anda hani bir dinlendim. Uyudum gerçekten. Uzun zamandır hiç uyumadığım kadar uyudum ama artık abarttığımı düşünüyorum ve kendime dönmek istiyorum. Ona alarm kurmuştum. Alarm duydum ama kalkamadım. Kalkmak istemedim değil açıkçası. Kalkamadım. Gerçekten kalkamadım. Neyse bunu burada söylemek istedim çünkü bilmiyorum aranızda böyle olanlar var mı? Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün benim ödevlerim var. Ödev yapacağız bugün. Çok fazla ödevim var ve ödevi yetiştirmem gerekiyor. 2 günüm mü ne var ödevi yetiştirmeye? Diğerinin 4 günü var. Ya bütün derslerden ödevlerim var açıkçası. Nasıl yapacağım bilmiyorum çünkü daha notları bile almamıştım ben okuldan. Korona falan olunca notları almaya gidememiştim daha. Onun için şimdi şey, sisteme zaten ders notlarını yüklemişler. Çalışacağız ve ödevleri yapacağız. Zaten bu arada vizeler ne olacak? Vizeler. Vizeler falan ne olacak bilmiyorum. İşte 15 Haziran'da okullar açılacak falan diyorlar. Asla gitmek istemiyorum. Dışarı çıkmak istemiyorum böyle bir durumda. Bu arada ben neredeyse 35 gündür falan evdeyim sanırım. Ve dün falan aşırı sıkılmışım. Bir şey ama sohbete dönüştürdüm ama çok sıkılmıştım. Artık markete çıkın dedim. Ben market alışverişimi internet üzerinden yapıyorum hani. Dışarı çıkmayı tercih etmiyordu. Çok daraldım. Biraz hava alayım dedim. Ya maske var zaten. Hava alamıyorsunuz. O tamamen yalan. Süt alacaktım. Önümde başkası olduğu için oraya geçemedim. Başka bir şeyle ilgileniyormuş gibi falan yaptım. Baya kötü bir durum şu anda. Gerçekten bir an önce bitmesini ve her yerin düzelmesini istiyorum. Evet, bu dileklerimi de sunduğuma göre artık nereden başlasam diye düşünüyorum gerçekten. Bu arada video çekmek aslında aklımda yoktu. Ama bilmiyorum ders çalışırken belki motive olurum diye. Sizi de karşıma aldım. Umarım çalışırım bu arada. Yani bilmiyorum. Sanırım bugün ayın 7'si mi? Bilmiyorum. Ayları günleri de karıştırdım. Elimi yüzümü yıkayarak başlayacağım. İyi hissettiriyor. Bu arada daha yatağımı falan da toplamadım. Çok dağınık gözüküyor şu an. Ama gerçekten kalktığım gibi buraya geldim. Gidelim de bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Önünüzde şey kalmış, kolyem kalmış. Aa, bugün diğer vloga benziyor gibi şu an. Onun için bu kısmı koymayacağım sanırım. Hayır ama sürekli buraya geliyor. Sürekli buraya geliyor. Ne istiyorsun? Hadi kaç, kaç, koş, koş, kaç. Şimdi bugün de bunları kullanacağım. Ya, sabah bunu kullanacağım, akşam bunu kullanacağım. Diğerini kullandığımda bazen akşamları yıkamaya çok üşeniyorum. Ama bunu kullandığımda akşamı ayrı olduğu için kullanmak durumunda kalıyorum. Bunun güzel yanı hani fiyatına oranla. Şimdi buna mesela şu kadar sıkmam yetiyor. Bunu bir tık daha fazla sıkıyorum. Özellikle diğerini gerçekten çok az sıkmamız bile yetiyor. Biraz şey tutacağım yüzüm. Bak bu çok ısınmış şu an. Bu hiçbir işe yaramaz. Yüzüm çok şiş çünkü. Bunu tutayım. Bu da çat diye tutulmaz ama. Bunu bir şeye sarayım. Böyle etkisini vermiyor gibi. Bence tutulur çat diye. Şu an ne yaptığımı sorabilirsiniz. Aslında bunu kaşıkla falan yapıyorlar. Kaşığı buzluğa koyuyorlar. Ama kaşın altına şöyle göz altlarına. Göz altı için bir şey bulamadım ben hala. Eğer böyle gerçekten kullanıp seveniniz varsa bana söylerseniz çok memnun kalırım. Yani gözaltı şişliğinden çok morluk ama. Morluğum daha çok çünkü. Sana da mı yapayım gel. Göğsünü de yapayım gel. Çok istedin. Gel. Nasıl iyi mi? Eğer böyle sizin de ödevleriniz falan varsa gelin hep beraber ödev yapalım. Gerçekten. Bir de yapılacaklar listeme bakmam lazım. Ben de çok komik şeyler yazıyorum buraya biliyor musunuz? Kimsenin yazmayacağı şeyler. Bugün bir işim çıkmazsa inşallah. Umarım bitireceğim bu ödevleri. Evet. Birlikte ödev hazırlayalım. Sınavları da hazırlanırız bir ara. Muhtemelen sonuçta sınavlar olmayacak değil ya. Bakın bu. Evet. Oldu. Oh mis gibi. Sana mı yapayım? Her şey istiyorsun ama. Ödev yerine bol sohbetli bir şeyler oldu sanki. Sizle aslında bir şey daha danışmak istiyorum ama danışmak değil. Bir şey daha söylemek istiyorum ama bir yanımda söylemek istemiyor gibi. Çünkü ben böyle bir şey söyleyeyim de olmuyor. Evet bir batıl inanç bu. Ama olmuyor yani. Bir şey dillendirdiğimde birine söylediğimde onu da başarılı olamıyorum. Onun için size de söylemeyeceğim. Ama eğer başarılı olursam zaten görürsünüz. Tamam.
Ben şaşmamak için elimden geleni yapıyorum gerçekten. Değil mi fare? Fare kafalı. Fare... Ya fare demişken size bir şey söyleyeceğim. Aşağıda böyle minnacık bunlardan var. Minnacık, minnacık. Böyle dört kardeşler. Anneleri de var. Belki onlara ineriz bugün. Evet. Çünkü dün mama koymuştu ama bitirmişlerdir muhtemelen. Yeniler böyle. Daha yeni doğmuşlar. Üzerime bu arada kedi kokusu da sindirmiyorum çıtırdan. Ama çıtır eve geldiğinde çok fazla kokladı beni. Hadi artık bir şey yap. Kalk, çalış. Tamam. Tamam kalkıyorum. Dersten önce bir şeye inelim. Kedilere inelim. Çünkü ders çalıştıktan sonra saat zaten akşam olur. Çünkü 3.30 falan olmuştur şu anda. Şimdi aşağıdaki kedileri göstereyim size. Kızlar ya tam kedilere gelirken kargocuyla karşılaştım ve kargolarımı verdi. Şu an göremiyorsunuz Kaç? sanırım. Kaç bir tane? Görebiliyor musunuz şunların güzelliğini? Ay üzüldüm sizi. Bir tanesi kaçtı bu arada. 4 tane bunlar. Güzeller ya. Bu çok fena. Bu var ya bu tam çıtır gibi. Şunun güzelliğine bakın. Nerede görebiliyor musunuz? Allah'ım. Hava çok güzel. 2 hours later. Biraz üşüdüğüm için şey giydim, sweat giydim üstüme. Ve anlıyorum konuları. Şu an birinci dersle başladım. Kaç dersim var? Çok dersim var. O kadar da çok değil aslında. Biraz sınıf grubu konuşmaya başladıkça insan böyle geriliyor. O kadar çok konuşuyorlar ki. Ne var bu kadar çok konuşacak? İlk konuyu aldım ve bununla alakalı bir soru var sanırım. Artık başlayabiliriz diye düşünüyorum. İçin çıktıya ihtiyacım var. Ben de onun için babamlara rica ettim. Notlarımı mailden gönderdim. Onların çıktı almasını istedim. O şekilde çalışacağım. Daha kolay olur. Şimdi çalışmaya devam edeceğim. Ama yine de notlar elimde bulunsun. Çünkü sonuçta sınavda olacak. Buna bayağı bir işte baktım. Yani yeteri kadar baktım şu anlık. Akşamla tekrar devam edelim. Zaten uyumuyorum geceleri. Gece bunu hallederim, bitiririm. Bulut ayneme devam etmek istiyorum. Çünkü her şeyim tam şu anda. Ve artık şaheserimi ortaya çıkarmak istiyorum. İsterseniz muhtemelen aşağıya bırakmışımdır zaten linkini. Gidip izleyebilirsiniz. Bir de boyayacağım çünkü onu. Boyamış hali daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Şu kıyafetleri değiştiririm. O gün bunlar vardı diye bunlarla çektim yine. Hemen geliyorum. Geldim. Onu hallettim. Bir an önce kurusa da boyasam istiyorum. Böyle şey rengi yapacağım onu. Lila. Şimdi ne yapsak diye düşünüyorum. Biraz TikTok mu izlesem? Bence tripod bak demek istedi. Keşke evde birileri olsa da şaka yapsam onlara, değil mi? Çok güzel olurdu o TikTok şakaları. Bir an önce kurumasını istiyorum sadece. Şu an tek dileğim onu kuruyup benim onu fırçalarla boyamam. Benim bu ne burada böyle? Papya. Bugün konuşasım varsa. Bugün sadece konuşasım varsa. Çok dilim düştü. Çenem düştü pardon. Dilim düştü ne? Ya bir de şey yapmak istiyorum. Evdeki eşyaları boyamak istiyorum. Öyle renkli renkli. Spor falan mı yapsak? Allah Allah. Ne oluyor? Eşyalarımı makineye atmam lazımmış. Gelin bari onları yapalım. Burası çok karanlık maalesef. Ve burası bir otomatik ışık. Otomatik ışık olduğu için de gündüz açmıyor. Sadece geceleri açıyor. Bakın ne kadar karanlık değil mi? Evin bu kısmını sevmiyorum. Bakın şurada bir yığın eşya var ve şimdi hepsini makineye gömdürüyorum. Çok doldurdum. Bunu da hallettik. Hadi gelin hemen sıkatalım. Size en son nerede bıraktığımı asla hatırlamıyorum. Şimdi benim şeylerim geldi. Notlarım geldi. Ve yarın bitirip göndermem lazım. Çünkü 8'inde. Ne yapıyorsun?
Bitirdim ödevi. Ve saati gösteriyorum. Saat 3.10 geçiyor. Yoruldum. Ödevim bitti ama işlerim var. Onları da halletmem gerekiyor. Çünkü saat geçti ve yarına bırakırsam çok geç kalkacağım. Geç kalkarsam da yetiştiremeyeceğim. Ama ondan önce gidip bir yüzümüzü yıkayalım. Ben hala akşam şeyini yapmadım. Seansını yapmadım. Benim patatesim de böyle dibimde yatıyor. Çok yoruldum. Trip adım nerede şu an hiç bilmiyorum ve sizi yamuk koyabildim. Çok yamuksunuz, böyle durmanız gerekiyor. Çok uzun bir gün oldu bugün. Yazmaktan parmaklarım ağrıdı. Şimdi bunlar kullanacağım. O kadar küçük koyuyorum ki. Şöyle gösterebilirim bunu. Şu kadar koyuyorum ya. Şu bakın nasıl köpürecek. Bakın nasıl köpürdü. Ya alnımı yıkamayı hiç sevmiyorum. Artık gidiyorum ben. Size son olarak şu masanın halini göstereyim çünkü şu an asla toplamayacağım. Yani bu yarının işi. Görüşmek üzere.